Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Artık kışa girdik, bol bol balık var. Ben de dedim sizlere bir balık menüsü çekeyim. Önümde yarım kilo istavrit, yarım kilo da hamsi var. İstavrit normal mısır ununu bulayıp kızartacağım. Hamsiyi de içerisine kaşar, soğan, maydanozla bir hazırlayıp dolduracağız. Böyle çiçek şeklinde kızartacağız. Çok güzel oluyor. Hemen ardından bir tarhana çorbası hazırlayacağım. Salata yapmayacağım. Böyle bir yeşillik turpla ve havuçla bir tabak hazırlayacağım. İsterseniz sizler salata hazırlayabilirsiniz. Bu sefer bir de yanına tatlı yapacağım. Tahin helvasıyı hazırlayacağım fırında. Biliyorsunuz balıkların yanına en güzel giden fırında helva. Hemen öncelikle çiçek hamsiyi hazırlayayım. O kenarda beklesin. Ben diğerlerini hazırlamaya başlayacağım. Yarım kilo hamsiyi temizledim, yıkadım. Büyük hamsi seçmeye özen gösterin. Çünkü tabağın içerisinde yapacağımız için küçük olursa sizi çok zorlayacaktı. Önce içini hazırlayayım. Derin bir kabı önüme alıyorum. Bir miktar maydanoz. Bir miktar kaşar rendesi. Hemen hemen bir kase gördüğünüz gibi. Bir kase, yani bir adet orta boyda kuru soğanı ince ince doğradım. Elimle de ovaladım. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Baharat olarak da bir miktar pul biber, karabiber, tatlı kaşığın ucuyla koyuyorum. Tuz. Şimdi bunları karıştıracağım. İç harcımız bu kadar. Bir tane şöyle küçük kase kullanacağım. Balıkları, büyük olanları özellikle seçin. Şöyle yerleştireceğim. İçine diziyorum. İyice dibine kadar otursun. Uç kısımları sarkıtıyorum. Toplamda 7 tane balık yeterli geldi benim kaseme. Altına bir tane de şöyle düz olması için oturtuyorum. Hazırladığım harçtan koyuyorum. Küçük olanları özellikle böyle kapatmak için kullanın. Altına ve üstüne bir tane koyuyorum ve kapatıyorum. Ben bunun altına şimdi mısırını koymayı unuttum. Çeviriyorum. Mısırını koyacağım. Bir miktar mısırını serpiyorum. Fazlasını geri tabağa alıyorum. O yüzden geri oturtturacağım. Sizler tabağa koymadan önce mısırını koyun. Üzerine de bir miktar serptim. Servis tabağı alıyorum yanıma. Altına tekrardan mısır unu serpiştireceğim. Ve ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kızartırken falan da hiç dağılmıyor. Yerleştiriyorum. Tekrar bir tutam şöyle. Mısır unu serpip fazlasını döküyorum. Gene aynı şekilde. Altı tane çıktı toplamda. Şimdi kenara alacağım bunu. Daha sonra kızartacağım. Öncelikle tarhanayı ıslatayım. 4 yemek kaşığı tarhanayı kabın içine alıyorum. Bu tarhananın çeşidine göre değişebilir. Benim tarhana 4 yemek kaşığı koyduğum zaman 5 kişiye kadar yeterli geliyor. Üzerine bir bardak da kaynar su koyuyorum. Sıcak suyla ıslatırsanız daha güzel ezilecektir. Karıştırayım. Artık bu kenarda ıslansın. Ben o arada istavriti de bir tavaya alayım. Uygun bir tavayı
alıyorum. Ben teflonda yapıyorum ama bilmiyorum sizler neyde yapıyorsunuz. Bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum. Hiç yağsız direkt yaparsanız yapışacaktır. Bu teflon da olsa yapışıyor, fark etmiyor. Ve 3 çelik kaşığı mısır unu almıştım. Hem diğer balığa hem de buna kullanacağım. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Biraz karabiber. Birazcık da pul biber. Çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Karıştırıyorum. Şimdi istavritleri böyle buruyacağım. Dizeceğim sırasıyla. Balıkların ikisi de hazır. Tam bir tava yarım kilo istavrit bu kadar oldu. Bu 4 kişi için gayet ideal geliyor. Çünkü bu çok doyurucu olduğu için yanına salatası, çorbasıyla tam bir menü oluyor. Şimdi bunları kenara alayım. Bunlar birazcık kenarda beklesin. Helvanın malzemelerini yanıma aldım. 250 gram tahin helvası, sade. Öncelikle helvayı ezeceğim çatalla. Yeterli. İyice ezdim. Yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı limon suyu. Bir tatlı kaşığı da tereyağı, erimiş tereyağı. Yani dışarıda bekletin. Yoksa içinde dağılmayabilir. Karıştırıp birbirine yediriyorum. İçerisinde böyle hafif helvalar taneli kalabilir. Sıkıntı yapmayın. Ben iki tane yapacağım. Bir tane hemen hemen iki kişi yeterli geliyor. İkisine paylaştırıyorum. Eğer kenarlarına değerse silin. Çünkü fırına attığınız zaman yanık yanık görüntü olmasın. Ben şimdi bunları da kenara kaldıracağım. Balığı kızartmaya başladığımda helvaları da 200 derecelik fırına atacağım. Üzeri kızarana kadar. Çok fazlasıyla sürmüyor. Bir 10 dakikada kızarıyor. Hatta balıklar böyle biraz kızarmaya başladıktan bir süre sonra atın. Yani sofraya oturmaya yakın. Çünkü sıcak sıcak yenmesi gerekiyor. Ben de şimdi kenara kaldıracağım. Daha sonra 200 derecelik alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ben yeşillik olarak salatamı da, yapılmazsa salata denmez, roka kullanacağım birazcık. Kuru soğan, turp, bir tane havuç, birkaç tane domates de süsleyeceğim tabağımı. Rokaları yıkadım. Bunları servis tabağına alacağım. Turbu uzun uzun doğruyorum. Yuvarlak şekilde doğrayacağım. Soğanları da uzun uzun doğruyorum. İstavritin yanına yakıştığı için yapıyorum. Biraz ovalayacağım. Daha biraz pul biber. Biraz da tuz katıp öyle ovalayayım. Bunu da koyuyorum. Havucu da rendeleyeceğim. Üzerine limon suyu sıkacağım. Tuzunu falan tabakta tamamen. Bu limonu sıkıyorum ki beklesin birazcık. Tabağım da hazır. Şimdi hemen çorbamı yapıp balıkları kızartacağım. Çorbayı yapmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakacağım. 1 yemek kaşığı tereyağı. Yağ eridikten sonra içerisine bir diş sarımsak rendeleyeceğim. Kaşık ucuyla salça. Çok fazla bekletmeyeceğim çünkü yağım iyice kızdı.
Tarhana ilave ediyorum. Biraz da nane ilave ediyorum. Karıştırıp salçayı biraz içinde dağıtayım. Suyunu ilave ediyorum. Koyuluğunu tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar, su yeterli. Daha eklemeyeceğim. Daha sonra kaynayınca koyulaşıyor biliyorsunuz tarhana. Duruma göre su ilavesi yaparım. Tuzunu da katıyorum. Tarhananızın tuz oranına göre tuz ilave edin. Benim tarhanam hiç tuzsuz olduğu için tuzu bolca ekledim. Şimdi karıştırarak pişireceğim. Kaynamaya başlayınca bırakacağım. Ara ara karıştırdım. Kaynamaya başladı artık. Gözünüz sürekli çorbada olsun, yoksa taşar. Kıvamı gayet iyi. Artık su ilave etmeyeceğim. 5 dakikadır kaynıyor. Artık altını kapatıyorum. Öncelikle istavriti kızartarak başlayayım. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşe getiriyorum. Bir tarafı kızardıktan sonra çevireceğim. Öbür tarafını da kızartacağım. Sadece yapmamız gereken işlem bu kadar. Bir tarafın kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz. Kızardığını gördüğünüzde çevirme işlemini en rahat tabakla yapıyorum. Bu tarafı da kızardı. Yeterli. Fazla yağını şöyle akıtayım. Tavayı hiç yıkamadan bir miktar daha yağ kullanacağım. Diğer balığı da kızartıyorum. Elinize aldığınızda beklerken dolaba koyun. Bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılmıyor. Altını kısmayın. Orta ateşte kızartabilirsiniz. Tam anlamıyla kızarmadan çevirmeye çalışmayın. Bu sefer daha tepsini tarafa kızardı artık. Dikkatlice çevirin. Kızaranları alıyorum artık. Yemeklerimin hepsini hazırladım. Çok fazla ayrıntılı servis tabağını almayacağım. Çünkü sıcak sıcak bir an önce masaya götürmek istiyorum. İlk önce şöyle bir helvanın kıvamını göstermek istiyorum size. 10-15 dakikada gayet güzel kızardı. Gördüğünüz gibi kesinlikle bu helvayı denemelisiniz. Tadı da çok güzel. Hafif böyle ekşimsi bir tadı var. Balıktan da bir tane alayım şöyle servis tabağına. Size içini göstereyim. Sıcağıyla yerseniz böyle kaşarları da çok güzel eriyor. Ben şimdi birazcık beklettim. O yüzden çok fazlasıyla erimiyor ama gayet güzel. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.